Dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin lisesi zaman geçtikçe daha canlı, daha berrak hatıralarla bize döner, bizi tekrardan içine alırdı. Biz herhangi bir sınıftık, herhangi bir son sınıf olduk. Ön avlusu, aynı zamanda burunları, kolları kırık heykellerle süslü bir müze bahçesi, ancak son sınıf talebeleriyle muallimlerinin gezindiği bir yer olan liseyi bir gün ardımıza dönüp bakmadan başkalarına bıraktık. Bir daha ömrümüzün sonuna kadar talebe olarak giremeyeceğimizi bile bile. Bu müthiş bir şeydi. Biz ne kadar seviniyorduk. Sanıyorduk ki mütemadiyen bir güzel şeyi geride bırakacak, bir daha ona sürünemeyecek, onun içine giremeyecek, bir anı bir daha yaşayamayacaktık. Önümüzde hayat. Her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz. Halbuki zaman ağır ağır bizimle beraber akan nehir bir göle varıyordu. Bu göle artık biz akmıyor, dalgalanıyorduk. Yahut bana öyle geliyordu. Çoğumuz evlenmiştik. Birbirimizi liseden beri bırakmayan dört arkadaş hepimiz birer kız almıştık. Aynı mahallede oturuyorduk. Aynı yolları tepiyor, evimize varıyor. Aynı kadını her akşam daha fazla sevmeye çalışıyorduk aynı mezarlık karşımızdaydı. Seneler böyle geçtiği halde aynı sarışın, esmer, ayakları çıplak çocuklar hiç büyümeden aynı servi ağacına tırmanmaya çalışıyorlar, aynı ölülerin taşları arkasında saklambaç oynuyorlardı. Birdenbire her şeyin bir saniyede duru verdiğini görmüştük. Daireden evimize, ticarethanemizden fakirhanemize, iki arkadaş döndüğümüz günlerde bir mahalle mescidindeki iptidai mektebini, bahçesinde bir Roma belediye reisinin burunsuz heykeli dikili listemizi, İstanbul'u, Darül Fünun'u, bir iki Darül Muallimat kızını hatırlar ve bu kadar süratle geçmiş bir zamanın hesabını tutardık. Arkadaşım, hatırlar mısın derdi, İptidai mektebimiz kirazlı mescitti. Bir gün Şeker Hoca dersteydi. Bizim Şükrü minareye sabahleyin kimse görmeden çıkmış. Paldır küldür iki teneke devirmişti. Hoca ile beraber sokağa nasıl fırladığımızı hatırlamaz mısın? Hatırlamaz olur muyum? Hatırlamaz olur muyum? Şeker Hoca mektebin karşısına dikilmiş biz arkasında. O bir şeyler mırıldanır, sureler okurken birden Şükrü mektep kapısında elinde tenekelerle gözüküvermişti. Ya ya ama iyi adamdı. Şükrü'ye ceza bile vermemişti. Saçlarını çeker gibi okşamış, yaramaz demişti. Bir daha yapma ya bizi korkuttun. Bu sözlere ikimizin de gözü yaşarırdı. Niçin? Sanki o günler şimdiki kadar güzel miydi? Acaba o günler de bugünküler kadar durgun değil miydi? Her gün her saat aynı hocayı görmez miydik? Senelerce aynı mektebin eşiğini aşındırmamış mıydık? Aynı mahalle imamının sesini minareden aynı saatlerde duymaz mıydık? Evimizin arkasında bir türbe vardı. İçeride kandil yanar, yeşil sandukaların içinde kocaman minare boylu ölüler yatardı. Ölülerin kocaman kabukları vardı. Bir odanın içinde karı koca yatarlardı. Ve bir kandili her akşam beyaz sarılı bir ihtiyar yakardı. Kış geceleri dar sokaklar birbirine yapışır, bir ölü aydınlık sokaklara iner, yalnız türbenin içinden ılık bir ahret ve sakin ölüm havası eserdi. Sokaklarda çıt yoktu. Sonra birdenbire insanlar yatsıdan dönerlerdi. Keskin bir öksürük sesi duyardık. Kulak verirdik. Karları bir lastik ezer, odada beyaz başörtülü, rastıklı bir taze, bir sakız patlatırdı. Benim bir ablam vardı. Davut'un bir büyük abiyi vardı. Biz Davut ile beraber abinin bizim evin erik ağacında saatlerce beklediğini, karın üzerine iki karış yağdığını, ders çalıştığımız odada ışığı söndürerek, birbirimize sokularak, nefes almadan rüya görür ve hiçbir şey anlamaz, birçok şeyler sezer gibi seyretmemiş miydik? O Davut kimdi? Kimin çocuğu Niçin onu hatırladıkça içimde bir şeylerin sökülüp koptuğunu, başımın birdenbire dönüp bir müddet sustuğunu duyuyorum? Bu Davut kimdi? Kaçıncı sınıfta iptidayı bıraktı? Üzerine iki karış kar yağan delikanlı. Acaba ablamı Davut'un söylediği gibi hakikaten öptü mü? Ablamın duru beyaz dudaklarını, bu elleri, kafası, saçları ve ensesi büyük delikanlının, beyaz köklü kocaman dişleri gözüken ince dudaklı, geniş ağzı tükürükledi mi? Sonra benim o duru beyaz renkli, iki kaşı birbirine değen eti dudaklı ablam ne oldu? Bu şimdi bazen evinin önünden geçtikçe uğradığım kocaman memeli bir hakim karısı olan kadın benim uzun ve kardan bacaklı ablam mıdır? Harp zamanındaydık. Anam bir sabah ekmeğin üstüne belli belirsiz tereyağı sürmüştü. Bütün ömrüm boyunca bütün ömrümce bol tereyağlar sürülmüş ekmek yedim. Fakat o günkü tereyağın sevincini duyamadım. Gün oldu ki halkla bu çarşıları, sefil dükkanları, pis aşçıları, kışlaları ve tezgahları dolduran halkla aran bir uçurum gibi açıldı. Kocaman kahvelerde kravatları düzgün, boğazları tok gençlerle bilardo oynadım. Öyle lokantalarda yemek yedim ki bir öğle yemeği parasıyla beş kişi bir hafta doyardı. O tiyatrolarda, o koltuklarda oturdum ki etrafımda beyaz kadınlar dünyanın en kokulu lavantasını sürmüşlerdi erkeklerin yüzlerinde ise bir tek kıl yoktu. Herkes her şey pırıl pırıldı. Ama neden her zaman küçük, mütevazı köşeler aradım? Dostlarımı, en sevdiklerimi bu çarşı içlerinin kara çocuklarından seçtim. Bir tiyatronun galerisinde tanıştığım birisi en iyi arkadaşım oldu. Bir tezgahta tülbent okuyan narin bir kıza aşık oldum. Onun ayaklarını ellerimin içine aldım. Onu paltomun içine saklayarak kış geceleri tenha sokaklarda yürüdüğüm zaman saadeti, ilk defa vücuduma bir buçuk derece hararetle sildirdiğimi hissettim. En çok zevki kasabanın bayram yerlerinden, halkın tatil günleri serpildiği çayırlıklardan aldım. Kayalara, dağlara, baharın ve yabani kokuların rüzgarla beraber dolaştığı tepelere tırmanıp, küçük çoban çocuklarıyla konuştum. Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum. Dert dinledim. Onların sefaletiyle kederlendim. Saadetleriyle coştum. Her umumi ve herkese açık yol, aşçı dükkanı, bahçe, kır benim oldu. İnkaya yollarının rengini ezberledim. Gölge görmeyen yollar benim gölgemle doldu. Köylülerle beraber demir parmaklıkları asılıp İçkili Belediye Bahçesinin içinden saz dinledim. Açık yerlerde oynayan, sinemaları parasız seyredenlerle yaz günleri birbirimizi ittik. Mahalle kahvesinde 20 lira maaşlı posta müvezzileri, balıkçılar, dostsuz mütekahitler, zebun ve sessiz kahvecilerle altı kol iskambil oynadım. Dünya benimdi. Yine öyle zaman oldu ki. Bir partiden insanlar öteki taraftan olanları yağlı iplere geçirdiler. Her ikisine de acıdım. Vurulanla vurulduğum, ölenle öldüğüm günler oldu. Kimdim? Neydim? Neyi kimi seviyordum? Her baranacak, her çorbası tüten, her sobası yanan evde bir kederin, bir bilinmez yaranın kokusunu gördüm. Hatırlarım. Günlerden bir gün dünyanın en şehvetperest insanı olmuştum. Ne görsem almak, neye baksam kucaklamak, ısırmak, sevmek, koklamak, neyi sevsem kıskanmak, başkalarına koklatmamak isterdim. O zaman sarhoş olmaya giderdim. Durmadan içerdim. İçtiğim zaman her şey güzeldi. Her şeyi kucağıma alabilirdim. Her şeyi ısıtabilirdim. Bu yalnız bir hayvani his Yoksa bunun gerisinde saklı açık bir insanlık sevgisi var mıydı? Beni idare edemeyen neydi? Bu dünya insan için kafiydi. Bu dünyada insan en güzel, en büyük, en bahtiyar olacak mahluktu. O halde niçin sokakta çıplak çocuklar, aç gezenler, işsiz delikanlılar, titreşen köylüler, yalnız namazlarını ve torunlarını seven ihtiyarlar vardı? Mütemadiyen sual sorup hiçbir cevap almadan evime döndüğüm akşamların birinde karımı oturmuş ağlar buldum. Karı dedim ocağın mı yanmaz, çorban mı tütmez, başında ağrı mı var, hasta mısın, ne ağlayıp duruyorsun? Efendi sayende dedi, hiçbir eksiğim gediğim yok. Ne açığım ne açığım, halime şükrederim. Ama kürklü mantom yokmuş, baloya gitmez bir Haftada bir defacık sinemaya da gidemiyormuşum. Bunların ziyanı yok. Öyleyse nedir dedim. Derdin ne Fitnat? Anamı babamı göreceğim geldi dedi. Karım vakti hali oldukça yerinde İstanbullu babasını görmeye gideli tam bir sene oldu. Dönmedi. Babası bana birkaç satır yazdı. Muhterem damadım. Rızam olmaksızın sana varan sevgili kızın bana avdet etti. Çektiği sefaleti anlattı. Hatırıma şu darbi mesel geliyor. Kendi geçememiş, kuyruğuna da kabak bağlamış. Şimdilik karını göndermiyorum. Boşanmak istersen avukatım gelip seni görecektir. İstemezsen ben gelip seni göreceğim. Baki selam. Onun beni görmemesi için Dünyada yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Dünya birdenbire değişivermişti. Artık ne lise hayatı, ne geçmiş arkadaşlıkların sarhoş edici hatıraları, ne de Kirazlı mescitteki iptidai mektebi kalmıştı. Şimdi uzun boylu, ipince bir İstanbul kızını boş bir odadan ya Ankara bakarak hatırlıyor, kimseye anlatamayacağım, gizli, egoist bir hayatı yeniden yaşayarak, Saç sobaya bir iki odun daha atıyor. Kurumuş hatıralar sarnıcına gizli, bilinmez bir menbaadan akan şarıl şarıl su sesleri duyuyorum. Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.